Sadece şu arka taraflarını alıyorum. Bütün kabuklarıyla olduğu gibi rendeliyorum. Sonuncu kabağı da rendeledim. Kabaklarım hazır. Şimdi yakınıma kocaman bir kase alacağım buradan. Hemen buradan dereotumu ben robotta incecik hale getireceğim. Bütün dereotları içine gidiyor. Taze soğanlarım var. Yaklaşık 6-7 sap çok ideal olacaktır bizim ölçümüz için. Bunları da içine koyduk. Bu arada ben bir yandan tavamın altını açmak istiyorum. Tavamın iyice ısınmış olması gerekiyor. Şimdi kabaklarımızı mümkün olduğunca sularını süzerek içine koyacağız. Hemen yeteri kadar tuz ekleyelim. Ve tabii ki karabiber. Bütün malzemeleri iyice önce harmanlıyoruz. Birbirini güzelce karıştığından emin olun. Şimdi sıra geldi yumurtaya. Önce iki yumurtamı güzelce yedireceğim. İçine unu da ekleyelim. Burada dediğim gibi ben size kıvamı göstereyim. Yaklaşık 3 ya da böyle 4 yemek kaşığı kadar olacak. Evet, harcım hazır. Şimdi bunun içine böyle tamamıyla tavayı kaplayacak kadar zeytinyağı koymak istiyorum. Hafif üstüne bastırın. Bu nefis mücverlerin yanına harika ama bir o kadar basit bir sos yapacağız. Yine aynı mutfak robotunu kullanacağım. Mutfak robotumun içine yine bu şekilde saplarıyla beraber yaklaşık yarım demet naneyi koyacağım. Çok fazla değil, onu birazcık ufaltmak istiyorum. Şimdi bu sosa size önerim mutlaka çörek otu ekleyin. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede lezzeti değiştiriyor. Ben öncelikle yoğurdumu almak istiyorum. İçine aynen koyuyorum. Hemen nanemden içine koyuyorum. İçine böyle bir iki diş sarımsak ezeceğim. Ben birazcık ocağımın altını kıstım. Hani içleri de böyle azıcık pişsin istiyorum. Çok cıvık cıvık o kabağın tadını alın istemiyorum. Evet, bu tamamdır. Servis tabağımı alacağım.